Herkese selamlar. Bugün kış soğuğunda sesimizi nasıl koruyacağız ve böyle soğuk havalarda, malum soğuk havalar yaklaştı. Soğuk havalarda sesimizin etkilenmemesi için ne tür adımlar atacağız? Bunu konuşacağız. İsterseniz hızlıca başlayalım. Soğukların başlamasıyla birlikte oluşan en büyük sıkıntı geniz akıntısıdır. Geniz akıntısı da ister istemez ses tellerini etkiler. Çünkü ses tellerinin tam arasına mukozik yapı hücum edecektir. Ve bu sesin oluşumunda hem çatallanmaların hem de istediğimiz frekansların istediğimiz tatlarda, tınılarda oluşmasına engel olacaktır. Bunun önlenmesi için de yapılabilecek en iyi çalışmalardan bir tanesi 10 dakikada bir su içmek aslında. Yani herhangi bir egzersiz yapmadan 10 dakikada bir su tüketmek ve yine ılık sıcaklıklarda içecekler tüketmek. Bunların çok demli olmadan çaylar ya da su bile olabilir. Tüketilerek oranın yumuşamasını sağlamak belki de yapılacak ilk adımlardan bir tanesi. Tüm solunum yolu enfeksiyonları sesi olumsuz etkiler. Bunların içine faranjiti ve larenjiti koyabiliriz. Bunların hepsi sesinizi olumsuz etkileyeceği için uzak durmanız gereken problemler. Bu problemlere yakalandığınız zamanlardaysa mümkün mertebe iyileşme sürecini beklemeniz ve iyileşme sürecinde yapmanız gereken ilaçlı tedavisi, ilaçlı tedavi dinlenmesi, dinlenme bunları uygulamanız lazım. Çünkü sesinizi bu dönemlerde kullanmanız sesinize zarar vermekten başka hiçbir şey yapmayacaktır. Dolayısıyla bu dönemlerde mümkün mertebe vücudunuzu dinlendirip, aynı zamanda hastalığınızın geçmesini bekleyip, vücudunuzun bağışıklık sistemini kuvvetlendirici tüm besinleri alarak yine vücudunuzun bu hastalığa kış ayında tekrar yenik düşmemesi için çalışmanız lazım. O yüzden mümkün mertebe faranjit ve larenjitten uzak durun. Bunlar da sesi olumsuz etkileyen kış aylarındaki problemlerden birkaçıdır. Yaz aylarında bir sporcunun ısınması ile kış aylarında bir sporcunun ısınması aynı şeyler değildir. Yani yaz aylarında çok daha vücut çabuk ısınırken kış aylarında ısınma süresi daha da uzar ki bizim ses kaslarımız için de bu durum söz konusu. Kış aylarında ısınma egzersizlerinizi 10 dakika, 15 dakika biraz daha uzun yapın. Çünkü hemen ısınmazsınız. Özellikle çok soğuk havalarda kaldıysanız gün içinde ve ısınmaya çalışıyorsanız mutlaka eğer 20 dakikada sesiniz ısınıyorsa bu süreyi bir 35 dakikaya, 40 dakikaya uzatmakta fayda var. Çünkü kış aylarında en büyük problemlerden bir tanesi de sesimizi ısıtmaktır. Kış aylarında yaşadığımız temel problemler bunlar. Peki sizler ne tür sorunlar yaşıyorsunuz kış aylarında? Bunları da aşağı yorum olarak paylaşırsanız sevinirim. Ayrıca sorularınızı da yine aşağı bekliyorum. Beğenilerinizi ve sayfaya abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar, sağlıklı kalın.